Şunu iyi gelir. Orada çok rahat görünüyordun. Ama öyle olur. Olayın sıcaklığı geçtikten sonra dizlerinin bağı çözülür insanın. İçeride ne konuşuyorlar? Geleceğini. Sen ne yaptın reis Allah aşkına? Hangi akla hizmet? Neden yaptın? Sonuçlarını hesap ettin mi? Başka seçenek yoktu Hamza. Ya ben alacaktım ya Kirve alacaktı. Evlenecek misiniz Ece'yle? Biraz daha iyi mi? Yaprak gibi titriyorum. Artık heyecandan mı yoksa yaşadığı korkunun acısı yeni mi çıkıyor bilmem. Mutluluktandır Fuat. Mafyanın en gözde bekarını kaptı. Sen aslında bize de racon kestin Ömer. İskender'le Ece'nin geçmişini biliyorsun. Böyle bir şey söyleyerek yalnız Kirve'yi çizmedin. Bizi de çizdin. Ben Ece ile İskender'in arasında bir şey yok diye biliyordum. Öyle değil miydi? Alem biliyor mu? Biz bunu aleme nasıl anlatacağız? Tatar haklı reis. İskender'in eski manitasını senin hanımın olarak alman neresinden bakarsan bak biçimsiz. Senin için de onun için de. Yanlış yaptın Ömer. Yanlışını kabul edeceksin. Bırakacaktın Kirve'ye. Ece 3 günde onun dünyasını karartacaktı. Burada bulunan kimse kolay kolay Kirve'yi bitiremez. Ece bitirir. Allah razı olsun, beni kurtardın. Ama Kirve'yi bitirme şansını tepdim. Ece meselesi sıkıntı. Ömer harbinin mirasıyla güçlenecek. Ailede denge kurmak zorlaştı.
Ne yaptın Serdar? Bir bahis oynadık Girvem. Kaybetti. Malum benim bahislerim ölümcül olur. Ne yapıp yapıp ailemizi kurmamız lazım. Yavaşlığı yola getirmen şart. Tatar'la Ömer artık ayak sürüyemezler. Tufan. Buyur Kirvem. Bu hala triplerde mi? Her zamanki gevaşlık Kirvem. Sürekli pohpohlanmak istiyor. Git söyle ona. Süreyya gönül koymuş de. Hastanede ziyaretine gidecekmişsin de. Süreyya bir güzel pohpohlasın. Baş üstüne Kirvem. Benim aklım hala Tatar'da. İskender'in nişanlısını koluna takmış herif, Tatar'ın gıkı bile çıkmamış. Ne ara böyle genişledi bu adam? Hayret. Tatar, Ece'nin ne kadar önemli olduğunu da biliyor. Artık aileme girmekten başka çaresinin olmadığını da biliyor. Ece'nin İskender'e he deme şansı var mı gözüm? Yok. Aileye güçlü girmek için mecbur sine edecekti. Bizim de elimizi güçlendirmemiz lazım. Aileyi genişletip bize bağlı adamları onların karşısına oturtmamız lazım. Kimler var aklında gözüm? Bunlar boş işler. Ömer zaten cezasını bulmuş. Ece bir yandan, avukat hanım bir yandan canını zaten okuyacaklar. Adamın üstüne artık gitmeyin. Madem yeni bir düzen kuruluyor ve biz bu düzenin içinde bulunmak zorundayız, o zaman masaya güçlü oturmamız lazım. İskender, sen bunları ciddi mi söylüyorsun? Yoksa bizimle dalga mı geçiyorsun? Hayatta gerçeklerle yüzleşme konusunda ben senden her zaman daha iyiydim baba. Madem ki koşullarımız bunlar, bunlara göre hareket edeceğiz. Hamza. Ece'yi eve bırakılar. Sen nereye gidiyorsun? İfade vermeye mi? Benimki yargısız infaz Fuat. Gidip cezamı çekeceğim. Erkeklerin kadınlara göre en kötü tarafı sabırlı olamayışları. İçlerinde tutamayışları. Sen şimdi bu kafayla gitme. Sabaha bekle. Vicdanın bir durulsun. Kafan serinlesin. Senin kafayla git. Başkasından duymadan anlatmam lazım. Hatamıza bir daha ip eklemeyelim.